bizim su kültürü dediğimiz sistem. Sistemin adı ne? Hidroponik. 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 Halk tarzıyla su kültürü. Ekolojik. Ekolojik oluyor. Ekolojik. Su kültürü. Su kültürü. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Hep suyla. Evet. Suyla. Nedir bunlar? Şimdi mesela? Burada bu kullandığımız strapper. Bunun tamam. İçi perlit dolu. Burada tohumu atıyoruz. Toprak mıdır şimdi? Hayır, perlit. Yani perlit dediğimiz bu bir çeşit kaya patla. Bunu topraktan çıkartıyorlar. 1200 derece fırınlıyorlar. O böyle o zaman patlıyor, şişiyor mısır gibi. Çok gözenekli, su tutan bir yapıya sahip oluyor. Tohum bunun içerisine. Bunu atıyorsun. Üzerine bırakıyoruz. Tohumu buraya salıyoruz. Burada tohum 10 günde bu hale geliyor. Şimdi burada bakarsanız zaten kademeli gidiyor. Ondan sonra o en son aşamadan sonra zaten seyreltiyoruz onları. Geliyormuş şöyle. Oralar çok çabuk. Buradan oraya gidene kadar kaç günlük bir süre? Bir ay. Peki bu devri dayan mı diyor? Evet, devri dayan mı? Ne kullanıyorsun? Aynı şey deniyor. Normal toprağın verilenden farklı bir şey kullanmıyoruz. Yani kalsiyum nitrat, potasyum nitrat. Toprağa göre ne bileyim hani burada bizim kullandığımız gübreyle bir dönüm ancak marul yaparsınız. Yani iki dönüm marul yaparsınız. Bizim bir senede burada kullandığımız gübreyle. Şöyle mi? Peki üretim hep marul mu? Ya marul, çilek. Burada tabii yani bizim bu sistemimiz yeşillik için optimize edilmiş. Ama bu sistemde hani domates, biber... Geliştirmek mümkün yani. Yapmak mümkün. Yapanlar var zaten. Yani ne bileyim işte taze soğan, patlıcan, hatta ağaç. Ağaç kivi bile yaparsınız bu sistemde de işte hani konstrüksiyonu ona göre kurmanız gerekiyor. Yoksa sistem mantık hep aynı yani. Aynen. Bu besin eriği olan suyu bitkinin köküne ulaştırmak. Tamam, bir şey yapayım mı? Yok yok, direkt ben sudan buraya donduruyorum, gübresini veriyorum. Zaten bunu devri dayan değil mi? Tabii. Bir kere yapıyoruz, ondan sonra bitki devri dayan olmasa ne olur? Devri dayan. Suda oksijen olmazsa gelişimi yavaş alır. Aynen şey gibi, balık mantığı. Balık gibi, aynen alabalık gibi. Yani oradan aldınız, siz bizi oradan boşaltıyoruz, su havalanıyor. Başka bir şey yok. Ben başlara bu tarafa doğru... Bu tarafa aktarıyoruz, buradan da aşağıya alıyoruz zaten. Her aşama hep etap değişiklik. Tabii. Bu geliştiriyor mu kendinizi? Nasıl? Şimdi tabii burada metrekarede 2400 tane yetiştiriyoruz. En başta 2400 tane. Daha sonra biz onları seyreltiyoruz, metrekareye 100 tane yetiştiriyoruz. Gelişmesi için. Tabii, yer akıyoruz. Sonra burada 20'ye düşürüyoruz. Metrekarede. Daha sonra aşağıya alıyoruz zaten. Oradan artık satışa gidiyor. Tamam. Öyle mi? Şimdi bunlar göbek, top göbek. Göbek. Onlar da batavyalar, yani şeyler, kıvırcıklar. Şimdi şunlar yeni çimlenen tohumlar. İlk çimlendiği zamanki hali böyle. O 10 günde dediğimiz bu. Şimdi tabii bu mevsim biraz serin olduğu için 10 günde bu şekilde çimleniyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. Sadece gübre kullanıyoruz. Suya öyle verdiğimiz ekstra bir şey yok gübreden başka. Bu dediğim gibi gübre de yani normal bir ziraatçının kullandığı gübre, öyle ekstra bir şeyimiz yok. Bir hormonal gelişme falan olmuyor. Yok zaten. Yok. İhtiyaç yok zaten, bitki hızlı büyüyor. Hızlı büyüyor. Şimdi aşağı ince fark edeceksiniz. He. Geçen geldiğinizden beri... Pazar sorunu gibi var mı? Şimdi ilk başta biz Akdeniz yeşilliği yaptık. Ne demek o? Yani bu Akdeniz yeşilliği dediğiniz yine işte bu şeylerin hani salata malzemelerinin daha ne diyeyim renklileri var. Kırmızı kıvırcık gibi böyle, Loloroso gibi. Onları yaptık. Bu şeyde bölgede tüketemedik. Bu bölgede çok fazla tüketimi olan bir şey değil. İstanbul haline gönderdik. İstanbul halinin durumu belli. Orada güzel paraya satılsa bile para bize gelene kadar çok fazla bir şey kaldı. Aynen öyle. Meyvecilikte de olduğu gibi. Sabzavallar. Peki şimdi pazarlamayı kendiniz mi yapıyorsunuz? Şimdi anladım. De tabii kıvırcık olunca sıkıntı yok. Her yerde satılıyor kıvırcık. Malımız da çok temiz, çok lezzetli çıktığı için isteyen de çok. Topraktan daha iyi. Peki efendim, nasıl buldun projeyi? Daha önceden biliyor muydunuz? Yok. Çalışmaları? Burayı bir hafta önce. Sulu üretim yani. Bir hafta önce Ali Bey'le bir köylere gezerken banka müdüremizin de Perkin'le beraberce buraya geldik. Biz şok olduk yani Cem Bey'in burayı görünce. Hayalini kurduğumuz bir yapı. Hatta biz bunu sosyal medyada paylaşınca birçok kaymakam arkadaşımız aradı bizi. Biz de tam böyle bir şey yapmak bayağı istiyorduk. Yaptı o haberler, evet. Evet. Biz de böyle bir proje yapmak istiyor idik. Nasıl yapacağımızı bilmiyor dediler. Biz de kendilerini bekliyoruz şu anda.
Bu projeyi bankalar veya tarım destekliyor mu? Kredi anlamında destekliyor değil mi? Kesinlikle. Peki yani bizim... sadece bizim bankalarımız ya da KOSGEB Vastil Kalkınma Ajansımız da var. Artı kırsal destekleme ajansımız da var bizim. Onlara da başvurduğumuzda en az %50 en az katkı sağlıyorlar. Artı teknoloji transferinde de bu oranlar yükseliyor. Daha yüksek standartlarda verim alınabilecekse eğer projede. Yani şu anda iş yapana destek konusunda sıkıntımız yok bizim. Peki bizim köylerin yapısı böyle projeleri kaldırmaya müsait mi? Bir araştırma yaptınız mı? Şimdi ben 4 aydır buradayım, geziyorum sürekli olarak. Bilhassa Yalova ve Altınova'da bu konuda ciddi bir merak var. Ve arazilerimiz çok küçük, çok parçalanmış. Dolayısıyla bir aileyi istihdam edici, onları standartta yüksek bir yaşam sonucu bir yapısı yok. Ancak küçük alanlara kadar yüksek verim alınabilir. Bununla ilgili burada çalışmalar. Olduğu gibi. Evet. Burası 1'e 10. 1'e 10. Yani 10 toprakla 1'e 10. Evet. Yani 45 dönüme tekabül eden bir geliri 4-3 dönümlük bir arazide şu anda elde ediliyor. Ve marul dışında da zaten başka meyveler. Artı şey de var. Yani kurulum maliyeti belki yüksek olabilir ama başlangıç olarak düşünüldüğünde çok kısa vadede kendini amorti eden bir sistem. Örneğin benzine, mazota zam gelmiş. Burayı çok ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Çünkü bizim traktörle, sürümle bir işimiz yok. Dolayısıyla bizim bir bahanemizi elimizden almış oluyor bu yapı. Yani mazot zam geldiği için biz verimli bir iş yapamıyoruz bahanesini kaldırdık. Çok enteresan. Yani 4 yıl burada bu iş yapıyormuş. Çok kişinin de haberi yok ama. Yani. Yok tabii. Evet. Ama biraz da o Cem Bey'in eksikliği. Yani biz Cem Bey'le 2 aydır selamlaşıyoruz, görüşüyoruz ama bu konulardan hiç aynen bahsetmedi. Tamamıyla bir tesadüfler zinciriyle burayı bulduk. Ve aşık olduk. Çok güzel. Ben aşağısı var. İteki yerlere de bakalım. Tabii su var böyle. Kök temiz. Yani şöyle yani diyeyim. Kök de toprak, sarı cam, taş şey yok. Bu kıvırcık mı göbek? Göbek. Göbek. İlk aşamada buraya kaç günde geliyor? Buraya yaklaşık 45 günde geliyor. Bir 20 gün kadar da burada kalıyor. Yani tohumdan. Yani satışa hazır hali kaç gün? Göbek için bu hale satışa gelmesi 75 gün civarında tutuyor. Ha, ama kıvırcık için daha kısa. Daha kısa. Daha kısa. Kıvırcık da 45 günde tohumdan hadi bu zamanda 55 günde satışa geliyor. Çilek de üretim yapıyorsunuz. Çilek de üretiyoruz. Şey yapamadık. Meyve alamadık henüz. Çünkü bir ay önce diktik. Şu nasıl? Kökü mü kesiyor orada? Yok, onlar şimdi dikim yapıyorlar. Orada boşaldı, yine dikiyorlar. Yani bizim şeyi beklemek zorunluluğumuz yok. Hani biz bu tarla bitecek, gireceğiz, süreceğiz, yeniden ekeceğiz. Yok öyle bir şeyimiz yok. Hani boş alanın yerine devamlı. Evet, iki günde bir hasat yapıyorlar demek. Şunlar satışa hazır hale. Onlar yani satışta, evet. Bayağı da bulmuşlar. Topraktaki üretimle bunun arasında ne var, fark ne var mesela? Ne anlamda? Lezzet. Bunlar daha lezzetli. Daha lezzetli. Daha çıtır çıtır, daha lezzetli. Daha temiz tabii. Bizim ilaç sarfiyatımız yok denecek kadar düşük. Yani biz ne zaman kullanıyoruz? İşte ilkbaharda. Tam böyle hem rutubetli hem sıcak olduğu zaman. Onun dışında bu mevsimlerde falan hiç ilaç kullanmıyoruz. O yüzden zaten bu sebeplerden dolayı bizim yurt dışına mal satmamız çok kolay. Çilek nasıl bunlar diyor mı? Bunlar çilek. Bizim abi ilk çileğimiz. Değil mi? Evet. Acaba. Kaç günlük bunlar? Bunlar bir ay önce dikildi. Bir ay önce? Bir ay önce dikildi. Sakınca var mı? Yok yok. Abi geç şuraya, geç abi geç. Yok içinde bir şey. Çileğin de ben bu kadar uzun kök olduğunda marıldan fazla o. Daha da saracak. Değil mi? Kaç ayda yenilir hale gelir bu? Şimdi şeye bağlı yani eğer ben bunu Nisan'da dikseydim Mayıs'ta meyvesini toplardım. Sezona göre öyle mi? Yani, güneşe göre. Tabii yani sıcaklığa göre, güneşe göre. Şimdi benim ısıtmam yok. Henüz devrede bir ısıtmam yok. Gerek var mı? Yok yani eğer bu mevsim çilek çıkartmayacağım derseniz ısıtmaya gerek yok.
Ama yok, ben 365 gün çıkartacağım derseniz ona göre bir düzenek kurmanız gerekiyor. Ama ısıtmada olursa 365 gün çilek toplarsınız yani. Hedef kitleye göre yani, hedefe göre. Hedefe göre. Peki başka ne sebzeler, meyveler üretilir burada? Bu sizin sisteminiz. Bu sistemde çok fazla bir şey üretemezsiniz bu katlı boru sistemde. Mesela domates, biber. Şimdi domates zaten 4 metre 5 metre boy yapan bir şey. Yani onu katlı yapmanın çok fazla bir şeyi olmuyor, getirisi olmuyor. Gene şeye geliyor yani, çoktan çok olmaza geliyor. Ama ne oluyor? Birincisi hidroponik domates yaptığınızda ürün kaliteniz çok yüksek oluyor. Sağlık çok yüksek oluyor. Herhangi bir şekilde gümrükten geri dönme riski yok. Veriminiz birim alana çok artıyor. Yani şey yaptığınız zaman 30 ton 50 ton civarında dönümünden domates topluyorsunuz. Hidroponik yaptığınız zaman. Dönümden? 30 tonla 50 ton. Mükemmel bir şey. Şimdi bu işin rekoru bir Hyponika diye bir Japon sistemi var. Onlar 80 ton topluyorlar dönümünde. Bir dönümde. Ama işte hani 3 dönüm maliyeti 10 milyon dolar civarında oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizde yani üzüm suyu olmak üzere ama şaraplık olsun ama işte üzüm suyu içilebilir, pekmez için olsun. Bir üzümü kiliste 25 kuruşa alıyorlar. Yani eski parayla 250 lira. tabii halk isyanda. Hani o şarap bir alkol fabrikası var. Onun önünde sıra var mesela. Diyor ki çok ucuz aldınız, işte tarlada kalsa daha ucuza gelir bize masraf. Onun üzerine biz çalışta yaptık orada. Yani kiliste. Niye böyle biz yapamıyoruz diye. Firmaya çağırdığımızda biz şunu öğrendik. Biz bir dönüm yerden 400 kilo yaş üzüm alırken, o tiyek denilen bağlar, eski klasik üzüm, yerli ama çok tatlı bir üzüm onlar. 400 kilo alırken İran 4 ton alıyor. Bir dönümde. 4 ton. Dolayısıyla onlar için 250 kuruş olsa bile, yani 25 kuruş olsa bile 4 kat verim aldığı için 1 lira tekrar ödüyor. Evet. Ve onların İran'da üzümü toplamaları, suyunu almaları, konsantre haline getirip jelikanlara, bidonlara koyup Mersin limanına gemiyle getirmeleri dahil bizim üzümümüzden daha ucuz mal ediyor. Arada bir sürü girdi var ama maliyet bize daha düşük. Niye bizim birim aldığımız hani gelir çok düşük, miktar çok düşük. Yani onu biz 800 kilo yapabilsek dönümüne ve 1 tona çıkarabilsek yarışabileceğiz yani. 1 tona da yarışırız ama adam 4 ton çıkarıyor, biz 400 kilo çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşımızın aslında yapmış olduğu şey de yapılabileceğini gösteriyor. Yani bizim açımızdan bu işin esprisi teknik boyutu değil. Yani bir dönümün bir dönüm olmadığını biz göstermiş oluyoruz. Doğru. Yani 10 dönümlük bir geliri alabileceğimiz artı Türkiye dünyada zeytin üretiminde birinci, sofralık zeytinle birinci, zeytin yanında da yıllara göre ikinci ve üçüncü oluyoruz. Bizim yıllarca Suriye'ye zeytin satmışız biz. Kilis'ten, Antep'ten, Edremit'ten yani haddinden fazla bir ihracatımız var. Ondan sonra zeytinimizi öğrenmişler. Şu an Suriye bizden daha fazla zeytinyağı çıkarıyor. Nasıl yapıyor? Onlar yılda 7 defa tarlasını sürebiliyor. Biz bir defa sürüyoruz. Çünkü bizde mazot çok pahalı. Hani evet, işleme. Evet. Ama işte yani mazot pahalıydı, bahanesini burada orada biz kaldırıyoruz. Yok. Kaç personelle sistem yürüyor burada? 4 kişiyle yürüyor. 4 kişiyle. Yani normal tarla olsa onun çapalaması bile tabii emek istiyor yani. Yok işte yabancı hayvan girdi, bilmem böcek girdi, zararlı gibi burada şimdi öyle bir olay da yok. Sermaye köyünde mesela şunu ayıklamak için şu zamanda yani bir 20 gün önce bütün köylü arazideki fide olabilecek çilek fidelerini ayıklıyorlar, zayıklarını ayırıyorlar, sağlamını tekrar dikiyorlar. Yani bir işlemden geçiyor o gördüğünüz çilek. Burada ona gerek yok. Burada ona gerek yok. Ama burada çok dikkatli bir şekilde o oranlamaları yapıp suyunun ayarını, ısı ayarlarını çok iyi yapmak lazım. Hiçbir iş göründüğü gibi kolay değil. Yani onu da söyleyelim yani. Hani bize anlatırken çok basitmiş gibi anlatıyoruz ama o da dikkat ve emek isteyen bir olay. Peki pazarlamayı siz mi organize ediyorsunuz yoksa bir şey var mı, müstecir var mı alıp satımını yapmak? Yok, şu an için öyle kendimiz organize ediyoruz. Zaten öyle bir... Nerelerde satılıyor genelde? Ya işte bir İstanbul haline gönderiyoruz. Bir miktar İznik'te değerlendiriyoruz malımızı. Bu büyük marketlerde falan? Henüz onlara gitmedik. Tam bir
istiyorum ki hani tam dedim ya bahsettim bu sene başladık bu sisteme. Yeni başladık. Ha bu sistem yeni. Burayı bu sene yani normalde yani. 4 yıldır bu iş yapıyorsunuz ama sulu sistem. Hani kapasitemizi arttırdık bu sene. İşte önceden 250 tane kesiyorduk. Şimdi 1000 tane kesiyoruz. Günlük mü? Günlük 1000 tane kesiyoruz. Şimdi mağazalar zincirine, marketler zincirine girebilmemiz için bizim sürekli istikrarlı bir şekilde onlara ürün verebilmemiz lazım. Yani birkaç kereye mahsus evet, bir de onların farklı şubeleri de var bu civarda. Hani bir gruba verdiğiniz zaman onu 4-5 tane şubesinde verebilmemiz lazım bizim. Ama küçük yapıyla veremiyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde veremiyorsunuz. Arkasını beslememiz gerekiyor. Evet ya. Yani ama şu anda o gücümüz var. Var. Yani sadece şu anda pazarlama sistemi konusunda onlarla ilgili görüşülmesi ve ürünümüzün kalitesini onlara kabul ettirmemiz gerekiyor. Peki Kaymakam Bey, mesela siz dediğiniz marka, kalkınma ajansı veya sosyal emeğe vakfı, bu tür vakfın veya organizasyonun imkanları kullanılıp geliştirilebilir mi? Başka yerlerde, başka köylerde de. Mesela burada marul kıvırcık veya ne bileyim bir başka yerde başka bir ürün. Şimdi Kaymakam Bey, aslında Türkiye, yani şu biz Türkiye çeşitlerine göre yaptık. Türkiye'de kesinlikle para yok, imkan yok diye bir olay yok. Tamamıyla sizin niyetinizle alakalı bir olay. Evet. Sizin yapma niyetiniz var ise bütün kurum ve kuruluşlar hazırlar. Tabii. Hizmete amade bir şekilde bekliyorlar. Yeter ki size projenin, bizi ikna etmeniz lazım. Niyetinizle. Tabii ki. Yani şu anda Cem Bey nereye başvursa destek görür. Yani somut kendi gayretlerle yapmış olduğu bir çalışma var. Bunu büyütme, geliştirme imkan ve sahip sahipliyorsa bunu desteklemek isteyen birçok kurum kendisi teklif eder. Gelin beraber çalışalım diye. Yani kırsal destekleme ajansımızın 3 milyon euroya kadar olan proje desteği var. 3 milyon euro. Yani bu ciddi mi eski? 40 yaşından küçükseniz %60'ını karşılıyor. 65'ini karşılıyor. Bayansanız %70'e çıkıyor. Destekleme. Öyle özellikle. Abi yani her artı bir ilave bir şeyinizde bizim destek oranımız artıyor. Yani konuda hani para yoktu, imkan yoktu, imkansızlar bir kez değiliz biz yani. Onun için biz de şimdi arkadaşlar tanıştık. Yani daha 10 gün mü tanışıyoruz bu konuda. Hani teşebbüs olarak. Bundan sonra onun peşini bırakmayacağız biz. Değil mi? Şimdi bu olay bir de şu olacak. Yalova'da şimdiye kadar bir otoban geçti. Arazinin kısmı gitti. Doğru. Deprem kırıkları yapıldı. Galiba'da arazinin kısmı gitti. Kırtaşköy'ün geç projesiyle tarım alanlarında bir daralma oldu. Doğru. Az önceki öğrenmedik. Hatta tarımsal yatırımlar başka ilçelere tarım bölgesi, sanayi bölgesi dediğimiz zaman bizim tarım alanı hali şu an 3 dönümlük bu şekilde bir tesis dışarıda 15 dönüm 20 dönüme tekabül eder diyorlar. Bunu da altı merkez değil Yalova'nın tümüne yaymak gerekiyor çünkü bölgemiz seracılığa uygun bir bölge. Evet. Ha böyle bu arkadaşımız var. Pazarlama sorunu yok burada. Onu yapılır. Yani İstanbul değil mi bize? Devamı lazım. Yani çileği biz burada satmıyoruz. İstanbul haline satıyoruz mesela. Herkes memnun. Memnun doğru. Günlük taze para girişi var. Keşif girişi. Şivemiz öyle, çileğimiz öyle. Öyle. Bir de bir bu olayımız olsun ekolojik. Tabii yani. Şurada tarım olayı olsun. Bunlar çekilen gölgede. Bir tarafına sat yapıyor, bir tarafına üstte gidiyor. Değişik yani, bir sistem. Su, sosyal paylaşımda da suyla üretim olmaz diye birkaç kişi de çıktı ama şeyleri kendi ayrıntısını biz önce biz bilelim nedir ne değildir ama çok farklı bir şey. Yani. Efendim biz ürettiğimiz malın kefiliyiz. Yani ispatlamaya hazırız. Yani Altınova markasını vuruyoruz. Tabii. Yani, Altınova adı altında Yalova'ya da biz bunu paylaşıyoruz halkına. Yalova'nın her tarafında. Yani, Altınova merkezde mesela olacak. Bu termalde daha farklı olabilir. Orada bir de ısıtma problemi var. Niye? Termal suyu var mesela. Sıcak. Otellerden çıkan ılık suyu tekrar kullanma imkanı olabilir. Var. Aynı. Isıtmadı. Ha, ısıtılmışsan su otelde kullanılmış atılıyorsun. Yine bu sistemde. Tabii tabii. Yani hidroponik su kültüründe böyle katlı sistem değil de daha o her sebzeye uygun, her bitkiye uygun farklı sistemler var. Çeşme çiçek yapılıyor mesela peki dünyada böyle. Peki bu su kültürüyle Türkiye'de başka illerde var mı? Var, Antalya'da var, işte İzmir'de var. Ama öyle ağırlıklı yeşillik yapan pek yok. Yok. Şimdi niye Yalova'da yok? İlk sistemiz. Sizden başka var mı? Bilmiyorum. Biz öğreneceğiz. Kaymakam Bey'in söylediği gibi hani ben de peki bu çok fazla dışarıyla irtibat halinde bir Sarım Müdürlüğü veya Atatürk Bahçe Kültürlerine gel görülüyor mu? Ne yapıyorsunuz burada? Ne var ne yok? Hiç kimse. Yok. Sayenizde öğreteceğiz. Basınımız sayesinde onlar da öğrenecekler bu işi. Görecekler. Yani bizler vazifesi aracı olmak. Tanıtmak doğru. Ve merak eden kişileri, bu işi yapan sektörleri
dikkatini ekmek. Buraya çekmek. Yani onu başarabilirsek biz basın olarak olsun öyleyse bütün amacımız yerine ulaşmış oluyor. Görevimizi yapmış oluyoruz. Aynen. Yani. Gibi işletmeler çoğu zaman sesini çıkarmak için bir sebep bile de olması gerekiyor. Şimdi o gün gelmeseydik, olay olmasaydı, gel orada şimdi yerine olacak. Bu kaymakam işte tesadüfen gördüm. Bizim banka müdürümüz var Aylan Hanım. Israrla beni buraya getirmek için uğraşmıştı. Programı uymamıştı. Pazar günü dedi ki sizi götüreceğiz. Emri vaki yaptı. Geldik. İyi de gelmişiz. Ali Bey'le de biz beraberdik. Böyle hani biz de bir program yapmayacağız gezelim diye. Buradan başlamış olduk programı. Sen burada bitti program. Hani evet. Aşık olduk buraya. Daha bir nedir de çok şey var. Şey var bakın hani Türkiye'ye genelinde baktığımız zaman arazide dönüm bazlı veya hektar bazlı baktığımız zaman dekar bazlı baktığımız zaman birim gelirin en fazla olduğu yerlerden birisi Altınova ve Yalova. Yani bir kivide, bir çilekte toprak alınan toprak evet, yani bir arazi geliri olarak hesaplandığında işte bir buğday üretimi, bir arpa üretimi veya diğer meyve üretimlerine baktığımız zaman burası kalbur üstü bir yapıya sahip bir ilçe. Yani hani hazır mı dedik ya biz Altınova'da böyle bir şey yapılsa olabilir mi? Sen mantıklı bizim ilçemiz insanları bir arayış içerisinde. 20 yıldır Türkiye'de kivi burada üretiliyor. 24 yıl önce ilk hastalanmış. Yani araştırılmış ve yapılmış bu işler ve şu anda onun bereketiyle geçiniyoruz. Yine hakeza Sayın Valimizin çok gayretleri olmuş sermayeciliği var mesela şu anda. Farklı cins o, çilekten. Kırsalda kalmış, geçim kaynakları zayıf olan, kıt olan bir köyde şu an ciddi manada bir ümit var. Yani bir zenginleşme var. Bu basit bir olay değil onlar yani. Takriben 16-18 bin lira dönüm başı gelir var orada. Hakeza kivide 20-22 bin lira yakın bir gelir var dönüm başına. Yani bu yüksek bir gelirdi bunlar. Peki yazın bu bölgede bir su sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle kiviciler de bundan şikayet ediyor. Bu üretimin esasında da su var. Yazın şimdi bizim su tüketimimiz çok düşük. Evet. Yani biz bunu bir kere dolduruyoruz. Aynı sonra şey. Eksileni tamamlıyoruz. Yani, aynı su dönüyor. Sisteme dolduruyorsunuz evet. Dönüyor. Tank sistemi oldu. Yani sadece hani işte topraktaki gibi bir aşağıya kaçma. Bir yüzeyden buharlaşma yok, evet. Sıkıntılarımız yok bizim. Hani güneş vurdu, bu kuruttu falan öyle bir olay. Sadece bitkinin tükettiği. Dolayısıyla tüketimimiz bizim çok düşük. Normal dünyası, tarlaya göre dönüyor, çok tarla. Düşük. Benim yani, kendi tarlada çekiyorsun. Çekiyorum. Benim kendi artık bir şansım mıdır, bu avantajım mıdır? Su kaynağım da zengin. Çok iyi. Yani ben Ağustos, Eylül 100 ton çekiyorum. Yani bir kökü sadece sulamıyorsunuz, onun civarında suluyorsunuz. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Bir de onun İşte orada damlama sistemleri şu anda çok yaygınlaştırılıyor. Çok daha az bir alanda, az bir alanda ısıtırsak o kadar kârdayız. Ki ben Manisalıyım, bizde önceden bağlarda şey yapılırdı. Arazinin etrafı yükseltilir, toprakla yükseltilir işte bir metre. Sonra barajdaki suyu komple araziye verirsin 1.5 metre. O yavaş yavaş erir. Evet. Ama o eriyince su, bir bakıyorsunuz ki kamışta çıkmış. Bir sürü evet. Otlar var, bu sefer onu yok etmek için ilaçlar ve teknoloji kullanılır. Maliyetler yüksekti. Ama şimdi artık onlar yapılmıyor. Damlama sistemlerine çok daha az su kullanılıyor. Su taşır, çok daha getirir. Bunlar artık tarım sektörü de ciddi bir şekilde ilerliyor. Kivicilik de çok su isteyen bir saha. Yani çok ciddi var. Su olmazsa olmuyor. Yani hele kışın kar az yağarsa yazın sıkıntı oluyor. Yazın sıkıntı kaynaklarından birisi o. Ki Türkiye'de de ciddi bir şey var. Pazarı var. Özellikle evet. Yalova kivisinin. Evet. Marka olmuş. Marka olmuş. Evet. Kivi biraz da suyu kivilerini seçer. Yani bu sistemde kivicilik olabiliyor mu? Olur, olur. Yani bu sistemde hemen her meyve olur. Her bitki yetiştirirsiniz, hayvancılık da yaparsınız. Nasıl? Bu sistemde. Yani burada mesela buğday çimlendirip hidroponikte, arpa çimlendirip. Ben onu Hollanda'da gördüm, evet. Oradan günlük hasat edip hayvana verirsiniz ki yani yanlış bilmiyorsam ben 40 metrekare bir kapalı alanda iki tane ineğin 365 gün yeşil yemini elde ediyorsunuz. Dışarıdan başka var, evet. Hiçbir şey verme ihtiyacı duymadan. Ben Kaymakam Bey, Hollanda'da tabii Hollanda'da bir akıllı çiftlik diyorlar. Orada gördüm. Yani tamamen kıraç bir alan. Bir tane bir bitki yok, yeşil yok. Hayvan çok ama beyefendinin dediği gibi böyle kanaletlerde hemen hemen her gün biçiyorlar, yediriyorlar. Allah Allah. Tabii. Ve o da şey, kökü içeride kalıyor. Yani mesela bunu şimdi çıkartıp attığı zaman tamam, ürün alıp atıyorsunuz. Orada o yok. Kesin alttan devamlı veriyor. Ama o da hep su sistemiyle.
böyle bir dünyada artık sistem buna dönüyor. Çünkü kaynaklarımız çok kısıtlı dünya olarak. Yani su tüketimimiz az. Ot ilacı kullanmıyoruz. Yani ot ilacının bugün dünyada en büyük tartışılan konusu nelere sebep veriyor? Yani yerdeki bütün böceği, solucanı, bunlar toprağın canı, mantarı, ne bileyim mikroorganizmaların hepsini ot ilaçlarının öldürdüğü söyleniyor. Şimdi biz mesela ot ilacı kullanmıyoruz. Yani burada görüyorsunuz toprak gene toprak. Yani ben bunu söktüğüm zaman siz burada hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder yani. Tamam. Bakın suyun kaçtığı yerler biliyor değil mi? Yeşillenmiş suyu. Aslında arazi sıraladığımızda bunları da sulamış oluyoruz. Onlar tekrardan ürün almak istediğimiz zaman da bunları ayıklamamız gerekiyor. Yani bu arazinin kuru olmasının üretimine hiçbir etkisi yok. Yok yani sadece işte hani üstümüz başımız çamur oluyor, olmuyor veya kuru olduğu zaman. Bizim ürünümüzle bir alakası. Sizin şu anda mekanlık yapıyor burası. Burası bizim mekanımız oluyor yani. Günde 1000 adet mi gidiyorsunuz? Evet. 1000 adet marul toplanıyor. Sen getirsin de düşünün. Hı. Akşama getirirse orada kırdırıyoruz. Ben insanın çiğ köfteciyi için ideal bir şey. Zaten niyetim benim. Zaten her mahallede bir tane iki tane var çiğ köfteci. Çiğ köftecilerin ilk köftecisi de göbek. Hı. Benim niyetim o. Ama tam göbeği oturtamadım. Formül, yani işte formülasyonunu tam, besin formülasyonunu tam oturtamadım. Sonuçta yani